Ergenekon'un yeni taşeronu, devrimci karargah örgütünü deşifre eden gizli tanıkların verdiği ifadeler, Türkiye üzerine oynanan oyunları bir bir ortaya çıkarıyor. Devrimci karargah örgütünün bazı sendikalar üzerindeki etkinliği gizli tanık ifadelerinde şu şekilde geçiyor. Devrimci karargah terör örgütünün legal ayağında iki sendika var. İstanbul AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik yapılan bombalı saldırı sonrası bir konfederasyon başkanının eylemi kınaması ve bu kınama haberinin medyada yayınlanmasının ardından örgütle bağlantılı sendikalardan birinin eylemi kınama tavrını eleştirmesi örgüt mensuplarının bu sendikada ne kadar etkin durumda olduğunu gösteriyor. Gizli tanığın verdiği bilgiye göre devrimci karargah örgütü sendikalar aracılığıyla işçileri sokağa dökecek ve kargaşa çıkaracaktı. Böylece legal eylemler illegal eylemlerle desteklenerek hükümet zor durumda bırakılacaktı. Legal ve illegal eylemler birbirini destekler tarzda devam ederse ancak sonuç alınabilir. Devrimci karargah terör örgütü mevcut hükümete karşı şiddet eylemlerini tırmandırırken legal alandaki uzantıları işçileri hareketlendireceklerdi. 1980 öncesi aynısı yaşanmıştı. Bu süreçte sendikaların desteğiyle işçilerin işsiz kalmasını ve böylece krizin derinleşmesini planlamaktadırlar. İşte bu tezgah Türkiye'nin en köklü tekstil firmalarından DESA Deri'de de uygulanmaya çalışılmış. Çok iyi şartlarda çalışan işçilerin bir kısmı ortada hiçbir sorun yokken iş yavaşlatmaya başlamış. Bir anda çok iyi giden ve iş huzurlu bir iş ortamı bir takım işi yavaşlatma, işi bozmayla ilgili bazı arkadaşlarımız tarafından bu hareketler başlayınca ilk önce uyarılarımızı yaptık. İş yavaşlatma eylemlerine katılan işçilerle ilgili gerekli yasal işlemler yapılmış. Bu arada sendikanın işçiler üzerinde etkinlik kurma çabaları da bu eylemlerle ortaya çıkıyor. Bunlardan bir kısmı sendika mensubuymuş, bir kısmı da iş aktif feshedildikten sonra aynı gün veya ertesi gün sendika mensubu olmuş. Bütün bu olup bitenlere firma yetkilileri bir anlam veremezken gerçekler ilerleyen günlerde gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Dünyanın ünlü markalarıyla çalışan firma aleyhinde görülmemiş bir karalama kampanyası başlatılıyor. Sendika, yurt dışı bağlantılarını da devreye sokarak Türkiye'ye önemli döviz girdisi sağlayan firmayı zor durumda bırakmak için asılsız iddialar yayıyor. Hiç algılamadığımız veya beklemediğimiz bir şekilde Avrupa'da konfederasyonlar, Avrupa sendikaları tarafından dünyadaki hizmet vermeye devam ettiğimiz dünya markalarına anında bir baskı uygulamaya başladılar. Şuraya kadar da vardırdılar ki eğer bu talimata uymazlarsa bu dünya markalarının Avrupa'daki bütün mağazalarının önünde negatif propaganda yapacaklarını, mümahiş yapacaklarıyla da ilgili tehditleri tamamladılar. DESA Deri Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet, yapılanların Türkiye'deki diğer sanayi firmalarına uygulanmak istenen bir senaryo olduğunu belirterek işverenleri duyarlı olmaya çağırdı. Türkiye'deki her sanayicinin bu senaryonun uygulanacağı bir hedef olarak görüldüğünü tahmin ediyorum veya olabileceğini tahmin ediyorum. Bu konularda da duyarlı olmamız gerekiyor. SamanyoluHaber.com. Sadece gerçekler.